öncelikle sıcaklığıyla ve her zaman bir ailenin de bir toplumun en önemli mimarı olan ve kendisi hem toplumun yarısını oluşturan, diğer yarısını da yetiştiren bütün kadınlarımızı saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Hepinizi sizlerden Allah razı olsun. Dünya 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun diyor. Ben şunu ifade edeceğim. Bu ne havanızı bozmak gibi bir niyetim var, ne de buranın düzenini bozmak gibi bir niyetim var. Tuzla'da yapmış olduğumuz bütün işlerin, 550 projenin, 68 yeni hayalimizin, bütün gerçekleştirdiğimiz işlerin hepsinde ama hepsinde 4500 kadın kent gönüllümüzle beraber Tuzla'daki bütün kadınlarımızın ruhu var. Nezaketi var, letafeti var, merhameti var. Bir başarı varsa kadınlarımıza aittir. Bunu da buradan ilan ediyorum dünya. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle. Bu organizasyonu yapan değerli başkanıma, değerli yönetimlerine, bütün katılan hanımefendilere yürekten teşekkür ediyorum. Eşim de burada. Beni çok koşturuyorlar. 3-4 tane dernek programından geliyorum. Kars'lar, Ardahanlar'la, Ağrılar'la buluştum. Sizin eğlencenizi bozmak gibi bir niyetim asla yok. Ama şunu bilin ki, Tuzla'da sizinle beraber olmaktan, sizinle beraber yaşamaktan ve bu kadar aziz bir millete ve bu kadar güzel hanımefendiye hizmet etmekten mutlu olduğumu ifade ediyorum. Bu fırsatı veren Rabbime de hamd ediyorum. Ve inşallah Tuzla'mızı Türkiye'de 18. sıraya çıkardık. Şimdi ilk ona sokacağız. Ve bunu da ancak ve ancak kadın eliyle mümkün olabilir. Sizlerden şimdi seçime kadar bir destek, seçimden sonra asıl desteği istiyorum inşallah. Bugün Kadın Girişimcilik Derneğimizin açılışını da yaptı girişimciliğimizi. Kadınların Kadın Girişimcilik Merkezimizin açılışıyla yine bütün engellisi, yetimi, yaşlısı dolu herkese yine birlikte dokunacağız. Tuzla'mızı yine birlikte imar edeceğiz. Tuzla'mızla beraber çoluğumuzu, çocuğumuzu, torunlarımıza en iyi Şifa, Mimar Sinan'ı, en iyi Tuzla'yı, en iyi İstanbul'u da Murat Kurum'la beraber inşallah hep birlikte imar edeceğiz. Türkiye'yi de hak ettiği yere ecdadımızın 3 kıtaya hakim olduğu o dönemler gibi zirveye birlikte çıkaracağız Allah'ın izniyle. Sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Eşim burada. Ben müsaade isteyeceğim yine. Ama eşime emaneti bırakıyorum size. Benim en sevdiğim kişiyi size bırakıyorum. Artık bir düşünün.